Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber deniz börülcesi nasıl temizlenir ona bakacağız. Deniz börülcesi ıspanakgiller ailesinden bir bitki olup özellikle tuzlu ortamlarda, deniz kıyısında ve tuz gölünde yetiştiği bilinmekte Türkiye'de. Deniz börülcesi kültür olarak daha çok Ege ve Akdeniz mutfağına uygun bir kültür. Deniz börülcüleri böyle gördüğünüz gibi demetler, bağlar halinde satılmakta. İlkbaharda ve sonbaharda bol miktarda bulunuyor piyasada. İlkbahardakiler daha taze ve daha tuzsuzken sonbahardaki deniz börülceleri tuzlu oluyorlar. Evet arkadaşlar, deniz börülcemizi güzelce yıkadık ve suyunun sırkmasını, sudan kurtulmasını sağladık. Şimdi deniz börülcesini haşlama aşamasına geçiyoruz. Burada haşlama işleminde özellikle her zaman benim tercih ettiğim buharda haşlamayı deneyeceğiz. Çünkü patatesi veya sebzeleri suyla haşladığımızda biliyorsunuz ki bunların vitaminleri ve mineralleri suya geçiyor. O suyu da kullanmayıp döktüğümüz için boşa gidiyorlar. O yüzden suyla haşlayacağız. Buharda haşlayacağız. Buharda haşlamak için bu buharda haşlama apareyini kullanacağım. Daha önce de kullanmıştım biliyorsunuz patateste. Bunun için öncelikle tencerenin dibine bu apareyi geçmeyecek şekilde su koyuyorum. Bakın su apareyin üzerine gelmiyor ve dolayısıyla sebzeye meyveye de değmeyecek. Ve bu şekilde oradaki buharla bunu haşlayarak daha sağlıklı bir haşlama elde edeceğiz. Haşlanacak olan börülcelerimizi güzelce buraya koyuyorum ve koyarken yine gözden geçiriyorum. Almam gereken şeyler var mı? Çünkü çoğunu zaten haşlandıktan sonra temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi aslında ihtiyaçtan daha fazla deniz börülcesi var burada. Bunun sebebi börülce her zaman bulunamadığı için bulduğumda alıp haşlayıp ondan sonra da dipfrize koyuyorum. Dipfrize koyduğumda da bunu ihtiyaç olduğunda kışında kullanma şansımız olacak. Çünkü sadece belli mevsimlerde bulunan, sınırlı üretilen bir ürünümüz. Deniz börülcesi biliyorsunuz vitamin, mineral, magnezyum, potasyum açısından çok zengin bir bitki. Ve bu yüzden de muhakkak mevsiminde yenmesi gerekiyor. Mevsiminde yenmesi gereken önemli sebzelerden, bitkilerden bir tanesi. Aslında daha büyük bir tencere bile olabilirmiş. Hepsini buna sığdırmaya çalışacağım. Bir kere de hallolsun. Evet, börülcelerimiz hazır. Kabımızın içine yerleştirdim. Buharda haşlayacağız. Böylelikle vitamin ve mineralleri kaybolmayacak. Ve börülcelerin daha yeşil ve güzel olmaları sağlanacak. Çünkü suda haşladığınızda bazen börülceler rengini atabiliyor. Ağzımı kapatıyorum ve haşlanması için bekliyorum. Evet arkadaşlar, yaklaşık 15 dakika oldu. 15 dakika bunun haşlanması için yeterli. Hazır olduğunu şöyle anlayabiliyoruz. Elimize bir tane alıyoruz. Eğer çektiğimizde kılçığı çıkıyorsa, bakın bu şekilde, bu haşlanmış hazır demektir. Daha çabuk soğuması için buhar apareyini çıkartacağım. Dışarıda soğutacağım bunu. Gördüğünüz gibi börülcelerimiz hazır.
Hazır olan bölücülerimizin kılçık kısmını temizlemeye başlıyorum. Bölülce aslında bir yosun bitkisi ıspanakgillerden. O yüzden de bütün deniz bitkilerinde veya deniz ürünlerinde olduğu gibi bölülcenin de kılçığı var. Balık gibi düşünebilirsiniz. Bunu temizlememiz gerekiyor ki rahatça yiyebilelim. Bu iş biraz zor gibi görünse de aslında bu işlem yapıldığında çok lezzetli bir besin kaynağına sahip olacaksınız. O yüzden bu zahmeti değiyor. Evet arkadaşlar, böyle güzel bir besin maddesini biraz uğraşıp temizleyip her şeyle hazır hale getirdik. Biliyorsunuz ki deniz bölücelerini yıkadım, haşladım ve susuz haşladım, buharda haşladım. Ve ondan sonra da biraz önce izlediğiniz gibi tek tek temizledim. Ve şu an onları salata yapacağız hep beraber. Bunun için yapacağımız, kullanacağımız malzemeler öncelikle sarımsak ekleyeceğiz. Ben sarımsağı sevdiğim için 3 diş sarımsak ekleyeceğim. Sarımsağı doğruyorum. İsterseniz sarımsağı rendeleyebilirsiniz de. Bana doğramak daha pratik geliyor. O yüzden doğruyorum. Şimdi sarımsağın da tam mevsimi. Kışlık sarımsağınızı alıp mutfağınıza koyabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki belli bir süreden sonra sarımsak kalmıyor ve Çin sarımsaklarına mecbur kalıyor. Evet, sarımsağımızı hazırladık. Şimdi bu sarımsağımızı salatamızın üzerine aktarıyorum. Sarımsağımızla bölücelerimiz buluştu. Başka bir şey, limon ekleyeceğiz. Ben bir tane limon bunun için sıkıyorum. Yaptığımız bu salataya kesinlikle tuz koymayacağız. Çünkü bölücemiz yeteri kadar tuzlu. İçine koyacağınız sarımsak, limon ve diğer garnitürleri siz bölücenin miktarına göre ayarlayabilirsiniz. Ben yaklaşık 1-1,5 bağlık bir bölünceden bu salatayı yapıyorum. O yüzden de bir tane limon benim için yeterli. Limonu gezdiriyorum üzerinde. Ve bu salatanın olmazsa olmazı zeytinyağı. Benim daha önce tariflerimde görebilirsiniz. Sosladığım zeytinyağları vardır. Siz soslu zeytinyağı veya da direkt zeytinyağı kullanırsınız. Yaklaşık ben bir çay bardağı kadar saf zeytinyağı koyuyorum buna. Ve acı sevdiğim için ve görüntüsü de daha güzel olacağı için acı biber kullanıyorum. Eğer çok acı sevmiyorsanız siz de acı olmayan biber kullanabilirsiniz. Hem salatamızın renk görüntüsü olarak kırmızı çok yakışıyor. Hem de ayrıca bir tat verecek salatamıza. Ve
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi börülce salatamız hazır. Sadece ilkbahar ve sonbaharda yetişen, deniz kıyılarında yetişen deniz börülcesinden yapmış olduğumuz bu salata besin miktarı olarak çok değerli bir salata olup bunu salata olarak veya da meze olarak kullanabilirsiniz. Özellikle et ve balık yemeklerinin yanına çok iyi oluyor. Ben prensip olarak bu yaptığım salatayı bir müddet dolapta bekletip dinlendirip ondan sonra servis yapıyorum. Siz de bunu yaparak rahatlıkla yiyebilir, misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bir tadına bakayım nasıl olmuş. Zeytinyağıyla börülce çok güzel birbirine yakışıyor. Sarımsak da çok güzel. Herkesin deneyip yemesi lazım.